Hocam şeyi soracaktım. Dünyanın en uzun süreli hanedanı Habsburglar mı? Habsburglar. Osmanlılar ondan sonra mı geliyor? Hayır. Habsburglardan daha eski olanlar Bourbonlardır. Hı. Bizimki ondan sonra gelir. Bourbonlardan daha eski olan Japonlar tabii hı. çok. Fakat Bourbonlar kırılmıştır kaç kere. Yani Valois kolu vardır, evet. şey kolu vardır. Kırılmıştır. Yani böyle kadından geçmeye onlarla falan olmaz o aslında. Ama peki diyelim ki Bourbon. Kapet Bourbon denir zaten biliyorsun. Türk kapetle başlar. Öyle bir eskilik. Osmanlılar kesintisiz olarak 13. asırdan beri ortadadırlar. Habsburglarda da kırılma var. Habsburglarda zaten var. Hocam ses sorunu çözüldü mü tam bilmiyorum ama Çinliler peki? Çinlilerin bir sürü hanedanı var. Japonlar kırılmamıştır. Hı. Çinlilerin bir sürü var ya. En son Mançular geldi. Mançular Çinli bile değil biliyorsun. Kuzeydeki ama şey, barbarlardan biri. Hesenler. Efendim? Hesen. Yok efendim o köylü hanedanlar. Habsburglar kırıldı diyor. Hesen. Hesse evet. Hesse Darmstadt evet. Darmstadt. Çariçe'nin çıktığı aile evet. Ona demedim. Hayır yani burada köylü demene dedim. Niye demeyeyim ya köylü aileler vardır. Köylü hanedanlar vardır. Yani efendime söyleyeyim işte 5-10 tane köyü yahut 50'ye çıkmış falan. Yani o herkesin bir hiyerarşisi var. Efendimiz. Şimdi hiç Bourbonlarla Hesseler aynı şeyin içine konur mu? Bu şimdi hukuken, burada böyle Hesselere şimdi bu hafta. Hayır hukuken bunun yeri vardır. Bunu evet. bilerek konuşalım. Onlar beşinci, şimdi bak beşinci. Osmanlı İmparatorluğu parçalanıyor. Ortaya ne çıktı? Bulgaristan çıktı. Hı. Yunanistan çıktı. Bunlar zavallılar cumhuriyet diye başladılar olaya. Bir müddet sonra hadi oradan size cumhuriyet falan yaramaz dendi kongrelerde. Bunların başına bir yerlerden hanedan geliyor. Bak orada bir ilke var. Onu bilmek lazım. Concert European adına konmuştur bu. Avrupa uyumu. Biz de üyesiyiz onun. Büyük ailelerden adam getirmeyeceksiniz. Tamam mı? Yani ne şeyden, Habsburglardan, ne Bourbonlardan, ne Osmanlı'dan bunlara adam gelmez. Hatta Savoy hanedanından, büyük devletler. Ya kim gelir? İşte o Almanlar gelir böyle. Bir takım Messia yok bilmem ne falan filan. Yani onun için bunlar şey değil. Tabii ki buralardan insanlar evlenmiştir. Sizin Hesse Darmstadt dediğiniz Hanover'la bir başka köylülerle akraba olmuştur. Buradan kim çıkmıştır? Victoria'nın torunları. Bir ara böyle resim şimdi çekiliyor. Victoria'nın etrafında bütün Avrupa var. Efendim şeyin Rusya çariçesi torunu. Rusya çarı o da torunu bir yerden. Alman Kaiser'i de torunu. Kızının oğlu düpedüz Victoria'nın. Boşu boşuna Avrupa'nın anneannesi. Avrupa'nın anneannesi Morina balığı gibidir. Kusura bakmasınlar. İşte bunlar tabii hepsi aslında kuzen. Birbirleriyle Ruslar, Almanlar falan diye itişiyorlar. Kaiser Wilhelm nefret ediyor anasından da İngilizlerden de. Şimdi böyle bir görünüm bu. Bu şeydir yani ve milli şeye aykırı değil. Yani sevmezler birbirlerini zaten. Çok açık. Hatırlarsın bazı dostlarımız vardı Hessen'de. Evet. Türkiye'de yaşarlardı. Evet. O çok güzel kadınmış. Vefat ettikleri için mi köylü olduklarını söylüyorsun? Yok daha var hala yaşayan Darmstadt. Hesse var. Hanover öyledir. İstanbul'da Hesse var da. Von Hesse hatırlıyorsun. Biliyoruz. Doktor Savic'in Doktor Savic'in ya şeyde yazıyor ya. Prenses Tita'ya Gota Almanak Gota'da yazıyor. Tamam. Sen ne gizliyorsun? Prenses Tita'ya Efendimiz bütün hanedanlar sizden çıkmıştı. Ataları sizdiniz diyordun. Ben kadıncağız mi? Kadıncağız öldü. Ha. Tabii çünkü Victor, bizimki çıkmamış Allah'a şükür. Sen biliyorsun Victoria torununu vermeye kalktı. Evet. Şehzade, veliahtı, saltanat, evet. Murat efendi. Evet. Beşinci Murat'a. Çünkü oğlan boylu boslu. Yakışık. Güzel müzik çalıyor. Fransızca, evet. Dans falan. Bayılmışlar, vereyim demiş. Bizim hariciye nazırı Fuat Paşa koşuyor. Geliyor Sultan Abdülaziz'e.
cevap çık 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 çık, estağfurullah.